Yaşlanmışsın Thomas. Yaşlanmadım. Ben sadece normal bir insan. Bir. Biz neyiz oğlum? Makine insan mı? Yani öyle bir şey. Belli. Babanla dağlara çıkmıyorsun. Hamlamışsın. Babamı ben Türkiye'ye gönderdi. Biz artık burada annemle beraberiz. Şu işi bir halledelim. Haydi teyzeyi görmeye de gideriz. Haydi değil, Heydi, Heydi. Biliyorum lan. Yine yedin işte. Şşş, dikkatli ol. Serkan Barka. Amca, buldum. Aferin oğlum, güzel haber. Ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum amca. Günde aracına gidiyor abi. Sıkıntı var reis. Şu kapıyı da Cezayir'in Gül Cemal'ini son bir kez görelim. Yedi gelin, bir şey demeyeceksen kapat kapıyı. Soğuttun içeriği. Kapa kapa. Kedikal Efendi, masada artistlik yapmaya benzemiyormuş.
Bir de Erkuş'un eti de yenilmiyormuş. Yedi gale yapa gale ya. Düne kadar dayımın kapısındaydı, şimdi onu öldürmeye çalışıyor. Aklı sıra dayıma kıyacak şerefsiz. Yok, o işler öyle kolay değil oğlum. Onlar bir taneyi düşünene kadar Cezayir bin tanesini düşünmüştür. Senin ateşin bile buraları ısıtamamış. Bizim oraların soğuğuna benzemiyor değil mi? Cezayir Bey, ben çok memnun oldum. Sizinle çalışmak, tanışmak büyük gurur. Eyvallah. Ateş bahsetti senden. Çok yardımın olmuş, sağ olasın. Amca, İstanbul'da durum ne? Bir haber var mı? Fena değil, fena değil. Habib uyanmış, iyi olacak. Çok şükür. Kurban da çocukları almış, temizlik yapıyor. Biraz ortalığın tozunu almışlar. Elleri dert görmesin inşallah. Burada durum ne? Ortadaki Serkan Barka. Tanımışsındır zaten. Dibinden ayrılmayan iki ajan var. Bir de görmediklerimiz var diyorsun. Aynen öyle. Siperde en az iki, en fazla dört kişi daha olduğunu düşünüyoruz. Yani bu Serkan'ı almak biraz sıkıntılı olacak. Soyadımız Türk oğlum. Hangi işimiz kolay oldu? Stop! Stop! Who are you? Sen Türk müsün? Evet. Vay arkadaş. Hemen anladım Türk olduğunu. Bir duruşundan, yürüyüşünden Türk olduğunu belli, biliyor musun? Allah gönderdi seni. İsviçre'nin alplerine mi? Hiç sanmıyorum. Yok yok, Allah gönderdi. Yoksa ben burada kaybolup gidecektim, baksana. Her yer sis, kar. Her yer birbirine benziyor ya. Yolunuzu mu kaybettiniz? Aynen öyle. Ya bana yolu tarif edersen çok sevinirim. Yani benim ana yola çıkmam lazım. Arabayı oraya bıraktım, bulamıyorum. Korumalarım size yardımcı olsun. Tarifle pek mümkün değil. Evet, haklısın. Baksana. Kim olduğunu biliyor musun? Salak salak konuşma lan. Kim olduğunu bilmesek burada ne işimiz var? Allah'ın dağında. Kusura bakma evlat. Kış tatilin seneye kaldı. Benimsin. Telefonunu çıkar, babanı ara. Hadi. Oğlum. Böyle babam olur dedi.
Dünyanın en ıssız yerinde bile onu koruyamamışsın. Öyle diyor. Seni yaşatmam Cezayir. Ona bir şey olursa seni doğduğuna pişman ederim. Evladının geleceği senin elinde. Seni akıllı biri zannederdim Cezayir. Bana değil misin? Ölüm emrini kendin imzaladın. Biz o emri kendi kanımızda doğduğumuz gün imzaladık zaten. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Müfit'in oğlunu vereceksin. Ben de karşılığında sana oğlunu vereceğim. Yeri, zamanı sana bildireceğim. Sana ne dedim? Yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Cezayir Türk sözünü tuttu. Ben de sığar ki